Geleceği hayal etmek genelde bilim kurgunun ilgi alanı gibi görülse de bilimin de önümüzdeki birkaç bin yıllık zaman dilimine yönelik tahminleri var. Yaşam, evren ve diğer her şey hakkındaki bildiklerimize dayalı olarak astrofizik ve evrim gibi alanlardaki bazı bilimsel tahminler önümüzden yüz binlerce yıl öteye ışık tutması bakımından söz konusu tahminlerin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Ancak biz bu videomuzda yüz binleri değil, kabaca günümüzden 10 bin yıl sonrasını ele alacağız. Elbette bilimin öngördüğü şekliyle. Bakalım bilim kurgudan farklı olarak bu kez bizi gelecekte neler bekliyormuş? Yapılan incelemelere göre 10 bin yıl sonra ilk olarak Güney Kutbu'nun doğu kısmı tamamen yok olacak. Bildiğiniz gibi bu bölge gezegenin üzerindeki aralıksız devam eden en uzun buz katmanı ve eğer Vilkes buzul altı havzası çökerse bu devasa buz kütlesinin 5000 ila 10.000 yıl arasında denizde dağılarak su seviyelerini 3 ila 4 metre yükselteceği tahmin ediliyor. Bu elbette insanlar için önemli bir sorun. Tabi geriye insan kalırsa. Zira bir ihtimale göre binlerce yıl sonra yükselen denizlerle mücadele edecek insanlar kalmayabilir. Avustralyalı kuramsal fizikçi Brandon Carter'ın kıyamet günü iddiası adı verdiği bir tahmine göre insanoğlunun 10.000 yıl içinde yok olma ihtimali %95. Ancak bunun sadece bir tahmin olduğunu söyleyelim. Yani kesin bir yok oluştan bahsedemeyiz. Fakat şunu da söyleyelim, insanlar yok olmasa da aralarında herhangi bir bölgesel genetik çeşitlilik olmayacak. Genetik farklılıklar gezegen boyunca eşit şekilde dağılacak ve insanlar eşit oranda karışacaklar. Geleceğe yönelik diğer bir tahmine göre ise kırmızı süper dev yıldız Antares'in bir süpernova patlaması geçireceği ve bu patlamanın çok parlak olup güpegündüz görülebileceği tahmin ediliyor. Dahası eğer bu zaman penceresini 13.000 yıla uzatırsak dünyanın eksen eğimi tersine dönecek ve yarım kürelerin mevsimleri birbiriyle değişecek. Peki bunca zaman geçmişken bizim uzay yolculukları ne durumda olacak dersiniz? Ona da şöyle yanıt veriliyor. İnsanlar 10.000 yıl yaşasın veya yaşamasın, uzaydaki keşif araçlarımız yıldızlar arasında binlerce değil, muhtemelen milyonlarca yıl boyunca geziyor olacaklar. Ancak bu gezintilerin sonucunda herhangi bir gezegene yerleşebilir miyiz, yerleşemez miyiz? İşte buna kesin bir cevap verilmedi. Fakat olumlu tahminlerin ağır bastığını söyleyebiliriz. Nihayetinde dünya kabaca bir öngörüyle tükenme evresine ilerlerken hayatta kalanların öylece dünyada bekleyeceklerini düşünmek pek de mümkün değil.